bu mücadele, bu 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere, vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Rektörlüğün, özel güvenliğin, emniyetin de görevi yerine getirmediği, üzerine sorumluluk olan görevleri yerine getirmediği apaçık ortadadır. Devlet iradesi Ege Üniversitesi'nde hiçbir şekilde tezahürünü gösterememektedir. Devlet iradesi diye bir şey Ege Üniversitesi'nde yoktur. Bu teröristlerle mücadele etmek kolluk kuvvetlerinin asli görevidir. Onlar bu görevi yerine getirmedikleri için biz vicdani görev olarak onu kendimize şart koştuk ve bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunu da herkes bilsin, mücadelemizden yılmayacağız arkadaşlar. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Hayır. Fotoğrafını göstersen. Tanıyoruz, nasıl tanıyoruz? Aa, tamam, evet. Neler söyleyebilirsin hakkında? Şehit olmuştu. MHP'li bir arkadaşımızdı. Mekan cennet olur inşallah. Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından 20 Şubat'ta şehit edildi. Tamamen alamamışlardı diye biliyorum o kişilerin. Doğru hatırlıyorsam. Aynen. Bir de evet, üniversitelerde yuvalanan terör örgütleri hakkında ne gibi önlem alınabilir? Keşke hepsi atılsa veya hapse girse. Ama maalesef hiçbir şey olmuyor. Okumaya devam. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musun? Tanıyorum. Yani çok tanımıyorum da yani duydum. Bildiğin kadarıyla? Bildiğim kadarıyla üniversitede teröristlerin saldırısına uğramıştı. Evet. Ülkücü oluyor kendisi. Ülke ocaklarında da adı geçiyor yani. Peki bu terör olaylarına tepki gösterdiği için hedef gösterilerek şehit edildi. Onun yerinde olsaydın, öyle bir terör ortamında olsaydın senin tepkin ne olurdu? Yani tepkimin ne olacağı açık yani. Hani bu şeyleri temizlenmesi lazım üniversitelerden. Bunları tepki gösterenlere rahat rahat konuşmaması lazım. Bu kadar rahat hareket edememeleri lazım. Bu kadar. Sence neler yapılabilir üniversiteden bu teröristleri temizlemek adına? Benim tek bir fikrim yok. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim, acelem var şu an. Duyarlılığın için sağ ol. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musun? Evet. Şöyle, davası uğruna kendini feda eden bir genç. Kendisi Ege Üniversitesi'nde şehit edilmişti. Onun hakkında bildiğiniz başka bir şey var mı? Yani özel hayatı hakkında bildiğim başka bir şey yok. Peki üniversitelerdeki terör yuvalanmalarına ne düşünceniz var? Nasıl karşı çıkılabilir bu duruma? Yani bunun için kimse tabii ki bir şey istemez. Yani kim ister ki ülkesini bölmek isteyen insanlarla aynı yerde birlikte okumak? Kimse istemez. Peki Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? Yani o an nasıl bir şey yapardım bilmiyorum ama keşke aynı şeyi yapabilseydim. Çok teşekkür ederiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. O telefonu göstersem? Tanımıyorum, öyle tanıyorum. Yani şey olarak tanımıyorum, çok fazla bilmiyorum. Bildiğiniz kadarıyla? Ülkücü olduğunu biliyorum. Ülkücü olduğunu ve şehit olduğunu biliyorum, o kadar. Allah razı olsun. Onun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Yani, öyle bir terör ortamında. Ya onu yaşamak lazım. Yani cesareti bulmak lazım ama. O da zaten özelliği zaten o cesareti bulması. Yani böyle. Teşekkür ederim. Üniversitelerde yuvalanan terör örgütlerine karşı ne gibi önlemler alınabilir? Ne gibi önlemler olabilir? Bu önlemleri yönetimden ziyade öğrencilerin kendi alabilir. Bulundukları yerde terör şubelerine ihbar edebilirler. Bu tarz şeyler yapılabilir. İstihbaratın ve polislerin kendi bildirimleri için özel internet siteleri var. Bunları bildirebilirler. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Hayır. Hayır, tanımıyorum. Fotoğrafını göstersem. Şöyle. Tanıyorum. Bildiğiniz kadar anlatsanız biraz. Yani sosyal medyada gezerken çok gördüm. Bildiğim kadarıyla şehit oldu diye biliyorum ama. Evet. Devamını hiç bilmiyorum. Ben genelde şehit haberlerine bakamıyorum. Çünkü anladım. Hani gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık ülkemizde o kadar fazla şehit çıktı ki insan ister istemez çok üzülüyor. Bu sefer insan üzüldükçe de bakmamaya başladım ya artık. Artık mecburen. Kendisi Ege Üniversitesi Ülke Ocakları sorumlusuydu. Bildiğiniz üzere PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edildi. Şehadetinin 3. yıl dönümü olduğu için böyle bir anma etkinliği düzenledik. Adını unutmayalım, unutturmayalım, yaşatalım. Tebrik ediyorum.
Ben de sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanımıyorum. Fotoğrafını göstersene. Müzisyen gibi. Teşekkür ediyoruz sana. Selamünaleyküm. Biraz vaktini alabilir miyim? Bir soru soracaktım. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musun? Tanımıyorum. Fotoğrafını göstersen. Fırat Çakıroğlu. Tamam, tanıyorum. Hakkında biraz bilgi verebilir misin? Bildiğin kadarıyla. Bildiğim kadarıyla milliyetçi, ülkücü bir arkadaşımız. Ondan sonra bir hangi üniversite olayında ölmüştü hatırlamıyorum da. 4-5 sene kadar oldu. Öyleydi. Şu an tam hatırlayamadım işte. Yoksa biliyorum. Ege Üniversitesi Ülke Ocakları sorumlusuydu. 3 yıl önce vefat etti. 20 Şubat 2015'te. Peki onun yerinde olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu bu olaylara karşı? Sonuçta bir tepki üzerine hedef gösterilerek şehit edildi. Yani bu şekilde olması üzücü tabii de. Ben de olsam aynını yapardım herhalde ya. Ben de üniversiteden yeni mezun oldum. İşte bir kolları üye değilim ama onun gibi tepkimi gösterdim sessiz kalmaktansa yani. Zaten insanların çoğu sessiz kaldıktan sonra bu hale geldi yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum en azından. Duyarlılığınız için sağ olun. Videomuzu Çilimli Ülke Ocakları ve Düzce Ülke Ocakları Facebook sayfasında izleyebilirsiniz. Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Fırat Yılmaz. Ben buralı değilim ama Fırat Yılmaz Çakıroğlu. Size bir fotoğrafını göstereyim. Afrin'le ilgili olay mı bu? Kendisi Ege Üniversitesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti 2015 yılında. Hakkında bir fikriniz var mı acaba? Hiçbir fikrim yok ya. Peki. Fırat olamam. Televizyonlarda bunu ismi geçiyor yani sık sık. Ama derin şey olarak takip etmedim yani. Televizyonlarda gördüğüm kadarıyla. Sağ olun, teşekkür ederiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu duydum ama adını şahsen tanımıyorum. Fotoğrafını göstersem. Bakayım. Ne, tanımıyorum. Kendisi Ege Üniversitesi Ülke Ocakları sorumlusuydu. Terör olaylarına tepkisinden dolayı hedef gösterilerek, bıçaklanarak şehit edildi. Şehadetinin 3. yıl dönümü. Adını unutmayalım, unutturmayalım diye böyle bir anma etkinliği düzenledik. Teşekkür ederiz. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Tanıyor musun? Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyorum. Kendisi hakkında bize bilgi verebilir misin? Yani İzmir Üniversitesi'nde okuyordu galiba. Bu ülkücü bir gençti. Daha sonra PKK yandaşları tarafından öldürüldüğünü biliyorum. Peki üniversitelerdeki PKK yuvalanmalarına karşı ne yapılmalı? Üniversitelerden önce meclisimizden atılmalı onlar. Meclisimizde olduğu sürece üniversitelerden atamayız yani. Önce meclislerimizden çıkartalım, sonra üniversitelerde zaten kalmaz. Biz onları kendi içimizde besleyerek zaten buralara kadar getirdik. Önce kendi içimizde beslememiz gerekiyor. Onları besledikten sonra zaten üniversitede de olurlar, içimizde de olurlar, burada da olurlar yani. Peki Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun yerinde olsaydınız siz de aynısını yapar mıydınız? Yani o an şimdi ben burada yapardım derim ama orada nasıl bir psikolojiyle onu yaptıysa yani nasıl bir kahramanlıkla ben de yapardım burada diyebilirim ama o an ne gelir içimden bilemem ama ben de yani tabii ki o anki o vatan duygusuyla oradaki o insanlara ya ben bile bir şey gördüğüm zaman burada çıldırabiliyorsam yani o da o an ben de yapardım herhalde yani ama yaptığı şey gerçekten büyük bir Türk gençliğine aslında örnek olması gereken bir şey ama gençlerimiz ya yani biz pek onu örnek alma taraftarı olmuyoruz aslında. Çoğu kişi de bilmez yani. Onun hayatını da bilmez. Gençliğini de bilmez. Çocukluğunu da bilmez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kahramandı arkadaşımız öyle diyelim. Yiğitti. Davası için zaten hayatını mal olan olaylara içerisinde şey olan bir arkadaşımız. Öyle ya, kahramandı diyorum sadece. Evet. Yıl dönümü mü? Yıl dönümü için yaptık. Yıl dönümü için. Evet. Allah rahmet eylesin diyorum. Kendi cennet olsun inşallah. Onun yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? Ben onun yerinde olsam aynısını yapardım herhalde ya. Davasının arkasında durduğu için. Hani Allah kendisine her zaman öncelikle affetsin. Umarım mekanı cennet olur. İnşallah. Tanrı Türk'ü korusun. Keşke ben bilseydim de yani Fırat'ın 24 sene yaşayacağını bilseydim yanımdan hiç ayırmazdım.